Şevval Yaren el kaldırmış. Bir sorusu var sanırım. Hocam merhabalar. Ben 19 Mayıs Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. Sanırsınız illaki. Hocam mimarlık tarihinde beni iki nokta düşündürüyor. Biz bu bilgileri alırken değerlendirme ve sindirme aşamasında bu süreçte ders almak, çıkarım yapmak üzerine mi odaklanmalıyız? Yoksa bir genel kültür niteliğinde mi olmalı? Çünkü bu mimari akımlar çok ani başlayıp çok ani bitiyor. Bu değerlendirme, sindirme sürecini bir öğrenci olarak nasıl yapmalıyız sizce? Şey gibi anlıyorum sorunu. Böyle okuldaki derslerde anlatılırken bir ani başlama ve bitmeyi mi kastediyorsun? Evet ama hani birinci sınıf ya da dördüncü sınıf olarak değil de bu tarih dersinde genel olarak nitelikli şeyler görüyoruz. Çok kapsamlı bir mimari tarih bilgisi görüyoruz. Ve hani şu anki mimariye de uzak şeyler aslında. Hani çok farklı malzemeler, çok farklı yapılaşmalar, belki süslemeler çıkıyor. Bu iki bağlantıyı nasıl kurabiliriz? Onu merak ettim. Şimdi daha iyi anladım sanırım. Yine dönüp dönüp bağlam diyeceğim gibi geliyor ama tüm o şeylerin neye cevaben doğduğunu anlamak sanırım. Yani kim yaptı, kim yaptırdı, işte parasını kim ödedi, o kimin zevkiydi de öyle oldu. İşte nasıl bir coğrafyadaydınız da süs ögesi olarak onu aldınız. Ya da neler oldu da artık süs kullanmamaya karar verdiniz. Sonra neler oldu da tekrar başka bir şeyler kullanmaya karar verdiniz? İşte o malzeme oraya nereden geldi, nereden gelebildi? Yani tüm bu işte çok temel başlıklarıyla sosyal, ekonomik, teknolojik ve politik gelişmeleri bir bütün olarak düşünme gerekliliği herhalde sorunuzdan da tekrar çıkıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum, tekrar tekrar belki burayı vurgulamak lazım. Yani onun üretilmiş şeylerin neye cevaben üretildiğini, nasıl bir ortamda üretildiğini, belki niye, kim tarafından, kim için üretildiğini anlamak sanıyorum ki bugünü ve yarını da yorumlamayı kolaylaştıracaktır. Ama buna böyle bir genel kültür gibi mi bakmak, başka türlüsü nasıl olur bilmiyorum. Hani ders gibi bakıp ezberleyip unutmak mı bunun karşı alternatifi bilmiyorum. Yani bir mimar olarak bu birikimle aslında hayatınıza devam ediyor olacaksınız ya da ediyoruz hepimiz. Bunu ne kadar görüp anlayıp böyle eleştirel bir gözle yorumlarsak o kadar ileriye dönüp de karşılıkları olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam cevabınız için. Ben teşekkür ederim. Merhaba, sesim geliyor mu acaba? Ben Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık 3. sınıf öğrencisiyim. Genel bir soru soracaktım aslında. Yani mimarlık tarihine, yani biz aslında sayısal öğrencileriz ve mimarlık tarihi deyince o tarih kısmı biraz sıkıcılaşabiliyor diyeyim. Boğucu olabiliyor. Aslında mimarlık açısından çok önemli ve ilgi çeken noktalar olabiliyor ama o tarih kısmında bazen nasıl diyeyim, ilgimizi çekmiyor, böyle biz biraz koparıyor. Bu konuda ne önerirsiniz? Mesela o mimarlık kısmına ilgimizi, odağımızı çekmek için hangi yönleri araştırmamız gerekir? Yani çünkü tarih açısından çok önemli şeyler oluyor mimarlık açısından. Aslında cevabını bulamadığımız soruları tarihe bakınca, o mimarlığın tarihine bakınca bulabiliyoruz. Bu konuda kendimizi nasıl ilgimizi arttırabiliriz? Yani hep böyle temel bir ön yargıyla işte o tarih kelimesi biz sayısalcıyız bu sözel bir şeydir. O zaman işte ya ezberler unuturum ya da hiç bakmam çok da önemli değildir şeyi. İçten geliyor sanırım. Ama başta da söylediğim gibi belki biraz bu derslerin işlenme biçimiyle de ya da tüm o mimarlık eğitiminin içindeki konumlanışını bu kadar tartışıyor olma sebebimiz de bu galiba. Yani belki kendi ilginizi çeken şeylere bakabilirsiniz. Hani bir dönemin yapıları çok ilginizi çekiyordur, bir coğrafya çok ilginizi çekiyordur. Yani o bir şeyi anlamak aslında onu o bağlamıyla yorumlamak, diğer şeylerde de benzer unsurları aramanızı
getirir gibi geliyor. Yani aa, bu malzeme burada çok önemli bir rol oynamış. E, diğerinde bu hiç yok. Orada nasıl bir şey oluyordu da bu buraya hiç gitmemiş? Ya da bu iki şey birbirine çok benziyor. Ama atıyorum tarihsel olarak çok uzak, coğrafya olarak çok uzak. Bunlar nasıl böyle olmuş diye o ilişkiler ağı dediğimiz şeyi, böyle bir network'ü, o akışları belki biraz kovalayabilirsiniz. Ya da daha böyle tasarım yaparken kullanmaya çalışmak mı bilmiyorum. Hani o yöntemi belki kişisel olarak geliştirirsiniz. Hani beğendiğiniz bir binayı çizmek olabilir, eskizini yapmak olabilir, işte dijital ortamlarda editlemeye çalışmak olabilir. Daha teknik yönler ilginizi çekiyorsa strüktürü nasıl diye bakabilirsiniz. Bir yandan da bu tarih böyle mimarlığın söyleminden ve teorisinden de çok ayrı şeyler değil. Dolayısıyla böyle binlerce yıldır aslında çok temel şeyleri tartışıyoruz. O ikiliği belki kafanızda kırarak başlayabilirsiniz. Yani ben tasarım yapıyorum, bunlar şimdi ne alaka değil de birileri böyle şeyler biriktirmiş. Herhalde doğru olanları vardır, iyi olanları vardır. Yanlış olanından da bir şey öğrenebilirim deyip ileri bakmak için geriye bakmayı deneyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Yani kimi zaman bazen böyle tarih deyince boğucu geliyor ama aslında incelediğimizde, derinine indiğimizde çok önemli noktaları görüyoruz. O tasarım teknikleri. Çünkü yüzyıllarca aslında düşünülüp, denenilip yapılan şeyler. Bu konuda sorum olmuş. Teşekkürler cevabınız için. Ben teşekkür ederim. Yani şey herhalde sizi birazcık soğutuyor. Böyle işte hoca bir yapı gösterdi. Şimdi bunun nasıl göründüğünü hatırlamalıyım. Yılını hatırlamalıyım, adını, mimarını hatırlamalıyım. Ya da işte Şevval'in sorusu üzerinden. Biri başladı, dün başka bir şey öğrenmiştik, bitti. Bunu gördüğümde bunu tanımam gerekiyor gibi değil de Havva sanırım söylemişti, hani tüm o dünya içerisindeki yeri üzerinden, etrafında ne olup bitmiş diye diğer ilişkileriyle birlikte anlamaya çalışmak sanırım. Yani bunu böyle öğrenmem gerekiyor şimdi kaygısıyla değil de onu gerçekten öğrenmek için belki öğrenirseniz, hani ezberledim ve unutacağımdan daha böyle oradan bir şey alıyorum, bir birikim kısmına geçilebilir gibi geliyor. Evet, kimi zaman çok uzun metinler vesaireler oluyor. Onların içinde okuyup okuyup farklı kavramlar da olunca insanın ilgisi biraz çekiliyor. Ama herhangi bir görsel gördüğümüzde, işte bu aslında farklı bir bezeme çeşidi, ne bileyim bu strüktürel açımda işte gotik mimaride kullanılmış vesaire gibi daha ilgimizi çeken şeyler olduğunda aslında biraz daha aslında insanlar bunu düşünmüş, bunu yapmış oluyoruz ama o işte tarih kısmının o uzun yazıları biraz boğuyor sanırım. Yani kişisel olarak böyle yazınsal şeyler sizi daha zorluyor ama görsel şeyler daha çok besliyorsa ya da daha çok çekiyorsa belki bunun üzerinden, ne bileyim, bir belgesel izleyerek, hani aynı şeyi okuyarak değil de onunla ilgili bir filme bakarak, bir sergiye giderek, işte fotoğraflar bakarak, çizimler yaparak algılamaya da çalışabilirsiniz. Hocam merhaba, ben bu konu üstünde bir yorum yapabilir miyim? Ben de Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezunum. 4 ay oldu. Mimarlık tarihi derslerinde de çok ilgiliydim açıkçası. Öğrencilik döneminde şöyle bir sıkıntı oluyor. Ortalama yapmak ya da dersten geçmek. Bu benim için de aynı şekilde geçerliydi. Mimarlıkta hangi dalı seçmek önemli? O şekilleniyordu. Mimarlık tarihi, kentsel dönüşüm, bunlar gibi şeylerde, hangi dallarda ilerlemek istiyorsak bunları seçiyorduk. Ama ben mezun olduktan sonra, bu arada mitolojiye de çok ilgim var. Bununla mimariyi birleştirmek istiyordum. Ama iş aradığım zaman istediğim dalda yapabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü artık kalıplaşmış. Mimarlıkta istenilen genelde metraj çıkartıyor musunuz? Ya da başka bir konu. Asla sizin bilgilerinizi falan ölçmüyorlar. Bunda da çok sıkıntı yaşıyorum. 4 aydır da
hiçbir işi istemiyorum genellikle. Tecrübesiz zaten hiç alınmıyor. Lisans mı yapmam lazım? Yoksa yurt dışına mı gitmem lazım? Yoksa para biriktirip burada normal bir mimarlığa mı, hayallerimi falan bitirip burada devam mı etmem lazım? Çok karıştırdım. Bana ve şu yeni mezun olacak arkadaşlarımıza yardımcı olursanız çok sevinirim. Yani o kadar böyle haklı isyanlar, haklı sorular, haklı kaygılar ki hepimiz dönem dönem buralardan ya geçtik ya geçiyoruz sanırım. Yani bu daha bana şey gibi geliyor, yine kişisel bir soru ama kendi vizyonunuz içerisinde ya da işte o an bulunduğunuz koşullar içerisinde aslında kendinize de böyle bir yapıya bakar gibi, bir objeye bakar gibi bağlamı içinde baktığınızda işte önceliğiniz o an para kazanmaksa, dediğiniz gibi yurt dışına gitme imkanınız yoksa belki birkaç yıl onu yapacaksınız ya da bir yerden kabul zaten aldıysanız belki önceliğiniz o olacak. Burada neyi çok istediğiniz, neyi göze alabildiğiniz, yani bu iki şey bana önemli geliyor. Bilmiyorum, yani mesela piyasanın sizi şekillendirmesi gibi bir yere çıkıyor ya, hani metraj almayı elbette bilin, öğrenin ya da uygulayın. Belki onu yaparken ilginizi çeken konuları işte önce okumak, belki onunla ilgili sonra bir şeyler yazmak, bir yerlerde bir şey paylaşmak, öyle bir portfolyoyla bir yerlere başvurmak gibi bir yol izleyebilirsiniz. Ama onun da böyle, yani hiçbirinin sonunda herhalde garantili bir gelecek yok aslında. Yani kendi ofisinizi açarsanız iş yapabileceğinizin garantisi yok. Birinin yanına girerseniz mutlu olacağınızın garantisi yok. İşte yüksek lisansın, daha çok para, daha çok kariyer garantisi yok. Bir yolculuk gibi belki bakıp onun o anında nasıl bir yol seçtiğiniz üzerinden. Tekrar söyleyeceğim, çok çok kişisel kararlar. Sağ olun hocam, teşekkürler. Yani hocam benim... bir de şeyi de sorabilir miyim? Mezunum ama tasarım derslerine girdiğinizi söylemiştiniz, yanlış hatırlıyorum, hatırlamıyorsam galiba. Mimarlıkta bence aykırılık var. Ben tasarım dersleri alırken bu konuda çok sıkıntı çektim. Evet, jüri hocalarından ya da kendi hocamızdan kritik alırken bu bina siyah olacak diyorlar ve biz onu siyah yapmazsak sıkıntı yaşıyoruz. Ama aslında bizim beğendiğimiz beyaz ve bu direkt dayatmalardan dolayı ya da belki bize yardımcı da oluyorlardır, o zamanları anlamıyor da olabilirim. Ama dışarı çıktığımız zaman hep yanımızda birini istiyoruz daha yeni mezun olduğumuz için. Acaba bu gerçekten beyaz mı olacak ya da siyah mı olacak? Örnek verdim sadece. Siz öğrencilerinize bu konuda nasıl destek çıkıyorsunuz? Bilmiyorum, bunu belki öğrencilerime mi sormak lazım? Yani tabii sorunuz böyle, karşınızda kim olduğu, onun ne söylediği, sizin onu nasıl algıladığınız gibi benim şu an burada bilemeyeceğim çokça faktör barındırıyor. Bilmiyorum, kendi adıma daha çok bir şeye böyle bu olur ya da olmaz, bu doğru ya da yanlışı, hani çok teknik bir şey olmadığı sürece, böyle hiç oluru olmayan bir şey olmadığı sürece çok benden çıkmıyor sanırım öyle yorumlar. Sizin o bir şeyin imkanlarını zorlamanız üzerinden hep yönlendirmeye çalışıyorum kendi adıma. Siz de böyle şeyler duyduysanız, yani iki şeyi seçebilirsiniz sanırım. Ya karşıdakinin söylediği üzerinden, yanınızdan hep bir referans alarak devam edebilirsiniz. Ya da benim doğrum bu deyip, deneyip sonunda doğru mu yanlış mı kendiniz keşfedebilirsiniz. Ben de böyle canlanıyor, bilmiyorum. Şey bana çok yakın gelmiyor, hani birinin bu böyle olmaz demesi ve onun öyle olmaması yine size kalmış. Teşekkürler. Bence bazen şey yapmak lazım. Eğer gerçekten o kararda ısrarcıysak onun belki güçlü yanlarını ortaya çıkaracak kararlarla desteklemek gerekiyor. İşte belki gerçekten beyaz olmasına çok kararlısınız. O zaman onun beyaz olmasının sebeplerini daha güçlü hale getirecek şeylere çalışmak gerekiyor galiba. Evet, bir de burada da kendiniz mesela profesyonel gibi hayal edip, yani mimarsınız ve o şey sizin ürününüz olacak gibi düşünebilirsiniz belki. Şeyi de çünkü stüdyoda çok duyuyorum.
jürilerde de işte hocalar bunu ister, hocam siz bunu beğenirsiniz diye düşündüm. Ya da böyle projeler iyi notlar alıyor diye çok yanlış bir bilgi var, buna yanlış diyebilirim mesela rahatlıkla. Böyle bir genel kanı var ve onu tatmin etmeye, böyle oraya cevap vermeye çalışıyorsunuz. Oysa ki hocalarınız böyle çok siz kişi olarak, işte sen olarak ne yapacaksın, ne merak ediyor oluyor, yeni bir şey görmek istiyor oluyor. O da belki sizin hakikaten beyaza siyah diyerek yapacağınız bir şey. Hani dediğiniz gibi arkasında durmak belki orada önemli. Onu desteklemek, tamam bunun doğrusu böyle de olur. Belki çok yeni bir şey yapacaksınız hiçbirimizin görmediği. Herkes yanlış diyecek ama çok doğru olacak. Geriye dönüp baktığımızda doğru olduğunu anlayacağız. Ama onu tabii ki böyle buna ben beyaz dediğim için beyazdır değil de niye öyle olduğunun arkasını belki doldurursanız gri'de belki buluşulur en azından. Biri bir şey soruyordu en son. Evet ben de gördüm. Ben şey diyordum yani aslında sizin dediğinizin üstüne biraz yani aynısı gibi olacak ama bazen hocalar, bazı hocalar özgüvenimiz için de bunu yapıyorlar. Yani aslında o demek istediğim şeye savunmamızı bekliyorlar. Kolayca pes edip onu demememizi bekliyorlar. Onun yanlış olduğunu ya da onu neden istediğimizi görmek istiyorlar. Tabii bazen de eski projelerimize baktığımızda hoca aslında bunun için diyormuş bunu diye farkına varabiliyoruz. Ama şeyden de bahsediyor sanırım. Sürekli hocalar bizi eleştiriyor ve gelişmemiz için bir şeyler söylüyor. Peki mezun olduğumuzda kime soracağız? Biraz bence bu konuda bir soru gibi geldi bana. Çünkü ben bunu hocalara da sormuştum. İkinci sınıfken, birinci sınıfken. Yani sürekli onlar bir şeyler söylüyorlar. Evet, çok bilmediğimiz için başta oluyor. Sanırım önce sektöre girdiğimizde, eğer sektöre gireceksek ya da yüksek lisans vesaire yapacaksak, önce bilgili kişilerden gerçekten de öğrenmemiz gereken sektörle ilgili şeyleri öğrenmemiz gerekiyor. Ruhsat projelerine nasıl adapte olmamız gerekiyor vesaire gibi o detaylara inip daha sonra aslında bu bilgi birikimimizi değerlendirip kendi kendimize kritik vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bazen bakıyoruz aslında biz de onun olmadığının farkındayız ama onu sunuyoruz. Çünkü o kadar vaktimiz yetmiş. Aslında tasarım bitmiyor konusu bu şekilde. Yani ben de onu diyecektim. Bazen kendi bilgi birikimimize güvenip kendim içimizde değerlendirme yaparak belki de o sorunu aşabiliriz. Yani elbette yani şu kesinlikle başımıza geliyor. Hani bu yüksek lisans doktora aşamasında da böyle. İşte 3 ay önce, 5 ay önce yaptığınız, düşündüğünüz bir şeye bakıp aa bu aslında böyleymiş. Ya da işte tarih dersinde de o gün size anlatılıyor ve bir anda böyle zihninize yerleşiyor değil. Tasarımda aldığınız kritikler de benzer şekilde. Hani o proje olup bittikten sonra, o maketler atıldıktan, işte notlar açıklandıktan çok sonra, belki 2 sene, 3 sene sonra aa bu böyle olacakmış ya dediğiniz çok an olacaktır diye tahmin ediyorum. Bir de benim bildiğim kadarıyla çoğu okulda, her yerde böyle değil. Ama birçok mimarlık okulunda bu bitirme projesi haftalık kritiklerle değil de yalnızca jürilerle yürüyor. 19 Mayıs'ta da böyle. O aslında sizi birazcık tek başınıza tasarım yapmaya, işte sadece çok böyle majör şeyler üzerinden yorum alıp kendi işinizi ortaya koymaya hazırlayan bir basamak. Ama şey yanılgısına da düşmeyin, böyle mezun olup diploma aldığınızda ne hiçbir şey bilmiyor olacaksınız ve işte birinin kritiğine ihtiyaç duyacaksınız, ne de her şeyi öğrenmiş ve işte ben zaten yaparım noktasında olacaksınız. Tüm o eğitim sürecindeki kritikler aslında bunu bir gün tek başınıza yapabilmeniz için aslında birikimli bir şey ya böyle. İşte o hoca cephenize bir şey söylüyor, diğeri taşıyıcınıza bir şey söylüyor, biri yerleşiminize bir şey söylüyor. Onları duya duya, işte stüdyoda diğer arkadaşlarınızı göre göre, çokça örnek bakarak, çokça gezerek, görerek bir böyle arka planda dağarcık geliştiriyorsunuz. Onun üzerinden de karşınıza yeni çıkan tasarım problemlerine herhangi bir ölçekte cevap vermeye başlıyorsunuz. Ama bu tabii ki böyle diplomam burada olduğu için artık
hep doğru cevap siyahsa siyah, beyazsa beyaz gibi ilerlemeyecektir diye düşünüyorum.